Aydın Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biliyorum çok da aslında uzun konuşmak da gerekebilir bunu ama bülten içerisindeki süreye riayet ederek sorayım aslında. Ne anlayalım biz buradan şimdi? Ne oldu? Daha doğrusu neler oluyor diye sorsam. Buradaki bu farklılaşma yapıdan neden kaynaklanıyor? Çiğdem Hanım, öncelikle şirketin genel hissedarlık yapısında, yani şirketin kuruluş aşamasında ve işletilmesi sürecinde asıl sorumlu olan şirketle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Söz konusu değişiklik sadece projenin yürütülmesinde inşaat faaliyetlerini yüklenen Türk ve Rus firması arasındaki bir itilaftan kaynaklanıyor. Dolayısıyla kamuoyunda projenin geneliyle alakalı yorumlara da şahit olduk. Bu doğru değil. Öncelikle bunun altını çizelim. Zira Akkuyu Nükleer AŞ'de, orada ana yüklenici konumundaki Titan 2 firması da, onun ortağı konumundaki Türk firması da, hepsi Türk hukuk sistemine göre kurulmuş, milli mevzuata tabi şirketler. Dolayısıyla burada projenin yürütülmesindeki bir itilaf söz konusuysa bu ticaret hukukuna göre ya da karşılıklı tazminat davalarına konu olacak şekilde çözümlenecek bir konu. Yani bu Akkuyu projesinin bütünüyle alakalı bir konu değil. Öncelikle bunun altını çizelim. Peki neden acaba böyle o zaman algılandı? Şimdi dediğiniz gibi ise eğer durum, neden bir yandan diğer şirketlerin evet Türk şirketi gibi görünüyor ama şimdi kurucularının da Rus olduğu vurgusu da yapılıyor yapılan haberlerde ya da köşe yazılarında. Buradan ne anlamamız gerekiyor o zaman? Niye böyle çıktı o zaman bu haber? Evet, Türk firması yerine yeni sözleşme yapılan firmada yine Titan ve Rus firmaların uzantılı hissedarları Ruslardan oluşan bir şirket. Türkiye'de kurulmuş, tekrar ederek altını çizerek söylüyorum, Türk hukukuna göre faaliyet gösteren bir şirket. Burada bizim asıl odaklanmamız gereken konu sanırım bu proje kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye geleceği ya da geldiği ifade edilen oldukça büyük rakamlarla ilgili gelişmelere odaklanmak gerekiyor. Öncelikle bunun altını çizelim. Elbette Akkuyu'da yükleniciler arasındaki bu itilafın ve yeni bir firmanın devreye alınmasının projenin zamanında bitirilip bitirilmemesiyle ilgili bazı sorunlar yaratacağını da kayda geçmemiz gerekiyor. Zira 2023 yılında birinci ünitenin hizmete alınacağı hedefi hala oldukça gerçekçi olmayan iddialı bir hedef durumunda. Proje tamamlansa bile test aşaması var. Dolayısıyla sanırım 2023 yılında şeklen bir açılış töreni yapılacak ama bizim Akkuyu'nun birinci ünitesinden elektrik teminimiz 2024'ün sonu, hatta 2025'e kadar uzayacak. O zaman şunu anlıyorum. Bir zaman koyup da hani normal haline bırakmak değil de süreyi daha da öne çekebilmek adına yapılacak olan şeyler aslında biraz sakınca da yaratır. Aslında buraya odaklanalım diyorsunuz siz yani. Evet. Öncelikle bu birinci ünitenin temeli atılması 2018 yılında ve anlaşmaya göre 7 yıllık bir süre zarfında ilk ünitenin işletmeye alınması gerekiyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP yönetimi 2023 yılı hedefi koyarak 5 yıllık bir süre zarfında, tekrar altını çizerek söylüyorum, anlaşmada öngörülen sürenin altında bir süre zarfında bu tesisin açılmasını istiyorlar. Yani talimatla inşaat süreci hızlandırılıyor. Akkuyu'da zaten son yıllarda ortaya çıkan teknik sorunların temelinde de bu siyasi talimat var. Öncelikle bunun altını çizelim. Bu oldukça sıkıntı yaratacak bir konu. Bunun da bu vesileyle gözden geçirilmesinde yarar olacağını düşünüyorum. Ayrıca şunu ifade edelim. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da var. Her ne kadar o şirkette %100 Rus kuruluşlarından oluşan bir şirket olsa da şu anda yanılmıyorsam sermayesi 7 milyar TL düzeyindeki bir şirket. Böyle bir şirkete piyasada da zikredilen 15 milyar dolar gibi, yani yaklaşık 270 milyar TL gibi bir para girişinin şırınga edileceğini yönelik haberleri üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor. O belki de Rusya'dan Türkiye'ye para transferiyle ilgili bir kılıf olabilir. Hakkı burada bu şekilde kullanılıyor olabilir. Zira biliyoruz ki Akkuyu'yla ilgili maliyet boyutu anlaşmada da 22 milyar dolar olarak öngörülmüş durumda, ama bu paranın tümünün getirilip şirketin sermaye yapısına konulması söz konusu değildi. Dolayısıyla Akkuyu'da işler sarıldığından daha karmaşık ve Türkiye açısından daha sorunlu bir hal alıyor. Önümüzdeki günlerde şirket ana sözleşmesinde değişiklikler yapılarak hisse yapısında bir değişiklik meydana gelirse, ki bunu Ticaret Sicili gazetesinden takip edebileceğiz, orada daha sağlıklı yorum yapacağız. Ruslar mı sermaye getiriyor, yoksa emanetçi Türkler mi devreye giriyor, daha da netleşecek. Çünkü evet, mesela iktidara yakın medyada geçen haberlere baktım şöyle bir. Orada evet 15 milyar dolarlık bir kaynaktan bahsediliyor. Hatta bunun 5 milyar dolarının geldiği de söyleniyor. Yani bir de böyle bir durum var. Onu nasıl anlamlandırmak gerekiyor? Dediğiniz gibi bir kılıf olarak mı acaba Akkuyu üzerine konuşuluyor diye de bir soru da yükseliyor tabii. Buyurun. Şimdi Çiğdem Hanım, Akkuyu için Rusya'dan gelen doğrudan yabancı sermaye 2018-2019 yılı itibariyle 2,916 milyar ABD dolarıydı. Bu rakam net hazine girişlerinden, Merkez Bankası girişlerinden doğrudan yabancı sermaye olarak tespit edebildiğimiz bir rakam. Ondan sonraki süreçte Akkuyu firmasının ihtiyacına istinaden Rus bankalarından, farklı kanallardan, kaynaklardan kredi kullanımları oldu. Bu farklı bir şey. Bir şirket faaliyete geçmeden önce krediyle, borç alarak siparişlerini geçebilir. Bu ayrı bir konu, ama şirketin sermayesindeki bir değişiklik söz konusu olacak mı, olmayacak mı, oraya odaklanmak lazım. Şu anda şirketin %100 sermayesi Rusların kontrolünde. Bunun %49'unun Türkiye tarafından alınması konusunda Putin tam 12 yıldan beri baskı yapıyor. Biz kamu ya da özel sektörden ilgili bir kuruluş bulup bu payı devralamadık. Ruslar da Türkiye'deki olası iktidar değişikliğiyle birlikte Akkuyu'nun başına gelecek hukuki süreçten kaçınmak için bir an önce devletin ortak olmasını, devletin hisse sahibi olmasını arzuluyorlar. Bunu bir anlamda siyasi riske karşı bir sigorta gibi düşünüyorlar. İşte o geldiği bahsedilen paralar, ki biz şu an itibariyle onun da girişini tespit edemedik. Öncelikle onu söyleyeyim, Merkez Bankası kaynaklarından, ama bunun yansıması bir haftayı bulabilir. Bu normal. Bu hisse yapısına yönelik bir atraksiyon olup olmayacağına bakarak daha net konuşabiliriz. Bir şey daha var. Mesela İçtaş'ın yapmış olduğu açıklamada o gösterdiği tepkiyi bütün burada bu fotoğraf içerisinde nereye yerleştirelim ve nasıl anlayalım? Çünkü şöyle deniliyor mesela, esas amaç projenin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve onları taşeron seviyesine indirgemek. Böyle bir şey söylüyor. Bir de bir şey daha ekleyeyim buna hızlıca o zaman. Bunun içerisinde Türkiye-Rusya ilişkileri, Soçi'de görüşmedeki gündem maddeleri arasında mesela bu konu olur mu? Bu nerede? O iki ülke arasındaki o siyasi ilişkiyi tam olarak bütün bu tartışmalar içerisinde nerede? Ne bekleyebiliriz? Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi Türk firmasının imzalamış olduğu sözleşme projenin sonlandırılmasına yönelik taahhüt işiyle alakalı bir konu. Yani nükleer santral faaliyete geçtikten sonraki süreçle ilgili değil. Bir defa bunun altını net çizelim. Zira burada tekel konumundaki ülke zaten Rusya. Bunu biz anlaşmada 2010 yılında zaten kabul ettik. Dolayısıyla burada Türklerin yönetimde olması gibi bir husus, ancak teknik görevlerde o da Rusya'da yetiştirilen, eğitilen Türk nükleer mühendislerinin devreye girmesiyle, insan kaynağıyla olacak bir şey. Yoksa karar alma sürecinde ya da işin teknik boyutuyla ilgili Türkiye'nin zaten böyle bir beklentisi yok. Ancak firmamızın ifade ettiği, özellikle inşaat sürecinde, bu çünkü çok büyük çaplı bir proje, Türk firmalarının, Türk ürünlerinin, Türk işçilerinin kullanılmasıyla ilgili hassasiyetlere azami dikkat edilmesi gerekiyor. Fakat burada da anlaşmada, ki meclisten geçen anlaşmadan bahsediyorum, bunu düzenleyen hususlar söz konusu değil. Dolayısıyla şirket genel sözleşmesi artı meclisten geçen anlaşmaya bakıldığında ortada yürüyen faaliyetler ticari anlamda, ticari anlaşmazlıklar anlamında değerlendirilebilecek hususlar. Firma, projenin sahibi firma buraya ister Çek Cumhuriyeti'nden, ister Angola'dan kimi istiyorsa getirip taahhüt işinde onunla işbirliği yapabilir. Zaten güvenlikle ilgili ya da denetimle ilgili konularda Malta'da kurulu şirketler de var, Fransız şirketleri de var devrede. Dolayısıyla konuları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bu konu Rusya'da gündeme gelir mi? Bu konuyu Sayın Erdoğan zaten geçtiğimiz yıl Putin'le Soçi'de yaptığı baş başa görüşmede de gündeme getirdi. Yeni santrallerin de Rusya'ya verilmesi, özellikle Sinop'tan bahsediyorum, söz konusu olabilir dedi. Ama Ruslar Akkuyu deneyimlerinden sonra bu konuya sıcak bakmıyorlar. Çünkü yaklaşık 12 yıldan beri sürüncemede olan bir proje. Bir de şöyle bir şey var Çiğdem Hanım. Bu proje imzalandığı zaman verilen alım garantisi 12,35 dolar sent artı KDV ortalamasıylaydı. Yani ilk üretim başladıktan sonra 15 küsür sentlerden başlayacaktı. Alım garantisi tedricen azalacaktı ve ortalaması 12,35 olacaktı. Biz bunu birçok yayında oldukça yüksek bir rakam olarak değerlendirdik. Nükleerin o zamanki maliyeti 5-6 sent artı KDV düzeyindeydi. Ama son günlerde dünyada yaşanan büyük değişim ve dönüşümler sonucu elektrik fiyatlarındaki artış öyle bir noktaya geldi ki şu anda Akkuyu'ya verilen garanti Türkiye'deki satış fiyatının altında kalmaya başladı. Evet. Yani bu açıdan Rusların burada büyük bir gol yediklerini de söylememiz mümkün. Dolayısıyla o eskiden kullandığımız, geçtiğimiz yıla kadar kullandığımız, tırnak içinde söylüyorum, pahalı argümanı da artık bugün itibariyle geçerliliğini kaybetti. Gelecekte ne olur ona bakıp göreceğiz. Peki.